Ne o İsmet? Evin yolunu mu değiştirdin? Kuyruğunu kıstırıp arka sokaklardan mı geçiyorsun? Hasan abi. Kumar borcundan kaçılır mı? Daha öğrenemedin mi? Kumar borcu namus borcudur. Abi, param olsa vermem mi? Paran yoksa verecek hiçbir şeyin demiyor. Abi, biliyorsun ev kira, malım yok, mülküm yok. Neyimi vereyim? Geçen gördüm. Kızın büyümüş, serpilmiş. Kızın mı? Hem biz de bekar adamız. Birisi kızını verse de yuva kursak diye iç geçiriyoruz. Nazlı daha 16'sında abi. Demek adı Nazlı. Hem de 16 yaşında. Tam zamanı İsmet. Evde bırakıp turşusunu mu kuracaksın? Sen kızını bana vereceksin, ben de senin borcuna kalem çekeceğim. Hem sana damat olursam sırtın yere gelmez. Hasan abi, olmaz. Başka bir şey iste. Düşüne düşüne kızını bile zor buldun. Başka alınacak neyin var senin İsmet? Benim adım Faça Hasan. Sana 10 gün süre. Paramı alamazsam yüzüne atarım imzamı. Sonra da canını alırım. Ya da Nazlı'yı razı edersin, kayınpeder, damat gül gibi geçinir gideriz. Kaçır beni Selim. Nasıl kaçırayım Nazlı? Sen yetim. Ben hem yetim hem öksüz. Bilmiyorum, bilmiyorum işte. Ne olur anamın babamın elinden kurtar beni. Bak, her evde huzursuzluk olur. Dişini biraz daha sık Nazlı. Bizim evdeki huzursuzluk başka Selim. Anlamıyorsun. Rahmetli babam sağ olsaydı o zaman böyle dert yanmazdı. Sen daha fazla oyalanma. Yoksa üvey baban yine üstüne gelir. Hadi sonra görüşürüz. Tamam. Güle güle. Taş kemireceğiz sanki. Bu evde de bir gün olsun yiyecek bir şeyler olsa. Selma! Ne oldu İsmet? Pancar gibi olmuşsun. Kızına talip çıktı. Zengin mi? Zengin. Kimmiş? Kimlerdenmiş? Ben tanıyor muyum? Tanırsın Hasan'ı. Hangi Hasan? Faça Hasan. Faça Hasan mı? Faça Hasan Nazlı'nın babası yaşında İsmet. Ben de öyle diyecektim ama can korkusundan diyemedim. Olur mu canım öyle şey? Olacak Selma. Ya iş olacak ya da kocan canından olacak. Zorla güzellik olur mu İsmet? O kadar borcu adam benden 10 günde isterse bu iş her türlü olur. Ah İsmet ah. Senin bu kumar borçların yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Dırdır etme de sen Nazlı'yı bu iş için kıvama getir. Nazlı nerede? Neredesin kız sen? Fatma teyzedeydim. Vakit ne vakit? Gece oldu. Fark etmedim baba. Yapma, vurma İsmet. Bu kız hep senin yüzünden böyle oldu. Kız dediğin dizini kıran evinde oturur.
Babam yaşında o adamla nasıl evlenirim anne? Babanı tanımıyor musun Nazlı? Bir şey kafasına koyduğu zaman geri adım atmaz. Katır inadı var onda. Ölürüm de o adamla evlenmem anne. Ne demek evlenmem kız? Ah. Yapma baba, yapma. Beni döve öldürüm, o adamla evlendirme. Demek öyle. Öl o zaman. İsmet yapma. Ben ikna ederim kızı. O zaman çabuk ikna et. Bu Façı Hasan dediğin her türlü yapar. Façasını da atar, maazallah canımı da alır. Hem kız canından kıymetli mi İsmet? Razı oldu mu? İsmet, bu işin başka çaresi yok mu? Var, olmaz mı? Benim ölmeme razıysa ne olur? Sonra ana kız, bir başınıza sahipsiz kalırsınız. Kötü yollara düşersiniz. En son yandı, bitti, kül oldu. O adamla evleneceğimi ölürüm daha iyi. Allah'ım kurtar beni. Yetimim diye çektikleri benim canımdan benzerdi artık. Nazlı, Nazlı, kızım bu ne dalgınlık? Sen ağlıyor musun? Ah kuzum, dayanamam ben sana. Kim ağlattı seni? Beni evlendiriyorlar Fatma teyze. Dur hele, senin derdin sıkıntın büyük. Bir yere oturalım, öyle konuşalım. Kim ağlayacağım, şaşırdım Fatma teyze. Kimle evlendiriyorlar seni? Façı Hasan'la. Façı Hasan mı? O da kim? Kumarbaz tefecinin biri var ya hani. Façı Hasan. Yanlış anlamışsındır kızım. O adam senin baban yaşında. Yanlış anlamadım Fatma teyze. Beni o adamla evlendirecekler. Olmaz öyle şey. Seni bey babam İsmet'i tanımaz mısın sanki? Annem buna ne diyor? Allah'ım sen aklımıza mukayyet ol. Sen yardımcımız ol. Fatma teyze ne olur yardım et. Ölürüm de o adama varmam ben. Ağzından yel alsın kızım. Rabbim büyük, çare de şifa da ondan. Korkuyorum Fatma teyze, ne olur yardım et. Rabbim sana bu zulmü gösterenleri ıslah etsin. Korkma kızım, biz varız. Hadi sen onu hallet bakalım. Evet. İşte Nazlı. Şuna bak şuna. Bütün servetin feda olsun. Hadi sen uza, uza. Kız, Nazlı. Ne o, bir selamı da uçak görüyorsun? Ne yapıyorsunuz? Hasan amca gidebilir miyim? Amca mı? Neyse, yazdım bunu bir yere Nazlı. Ulan Ceylan'ı ürkütmeyelim diye sesimi çıkarmıyorum. Bir evlenelim de görürsün sen amcayı. Ulan İsmet, sorarım sana bu amcanın hesabını. İyi ki sana kızını kıvama getir dedik.
Beni de iki arada bir derede bıraktınız ya. Baban öldürecek beni diye üstüme geliyor. Sen de o adamla evlenmem diye tutturuyorsun. Anne nasıl evleneyim ben o adamla? Elini vicdanına koy anne. Evleneceğim insanı beğenmekten geçtim. Koskoca adam o. Paça Hasan'la evlenirsem ben ona ne diyeceğim? Ne dersen de. Ama amca denmez değil mi? Ulan sen beni katil mi edeceksin? Ne oldu İsmet? Elinin körü oldu. Bu kız bugün Faça Hasan'la karşılaşmışlar. Senin kız gitmiş, evleneceği adama amca demiş. Kız senin benim canıma garazin mi var? Beni öldürtecek misin? Ne diyeyim baba, ne deseydin peki? Adam neredeyse evlenmekten vazgeçip canımı alacaktı. Öldüm öldüm dirildim be. Adamı zor ikna ettim. İsmet, çocuk nereden bilsin? Ağzından kaçmıştır. Evlenip gidiyor, sen hala çocuk diyorsun. Kız bir hafta dedi adam. Bir hafta içinde dananın kuyruğu kopacak. Evleneceksin. Bunu o kuş beğenine sok. Selamun aleyküm Halim amca. Ve aleyküm selam Selim oğlum. Otur. Hayırdır Halim amca? Nazlı'yı birine veriyorlarmış Selim oğlum. Kime? Kime Halim amca? Orasını ne sen sor ne de ben söyleyeyim oğlum. Sen bu kızı gerçekten çok mu seviyorsun oğlum? Hadi o zaman gidiyoruz. Halim amca nereye? Kalk kalk. Hadi. Durup dururken nereden çıktı bu iş şimdi Selma? Bırak gelsinler İsmet. Belki daha iyi olur. Ya Faça Hasan duyarsa ne olur? Ne olacak İsmet? Hah, geldiler işte. Allah'ım sen büyüksün, sen yardımcı ol. İnşallah olur, inşallah olur. Merhaba. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, sizlere layık değil ama... Ne gerek vardı? Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim, ziyaretimizin sebebi hayırlı bir iş için. Selim benim öz evladım değil. Ama en az öz evladım kadar kıymetlidir. Üvey mi? Yok efendim. O zaman anası babasıyla geleydiniz. Selim oğlum hem yetim hem öksüzdür. Hem yetim? Hem de öksüz yani. İşi gücü var mı bari Selim oğlumuzun? Çok şükür. Selim evladım bir hayli çalışkandır. Gece bir işte, gündüz başka işte çalışır. Peki, Selim oğlumuzun eline ayda kaç lira geçiyor? Çok şükür Nazlı'yı darda koymam Allah'ın izniyle.
Bu da yetim metim demeden dünden razı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım, sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne derler? Bu işler nasip kısmet. Ben Nazlı kızımızla konuştum. Eğer sizin de müsaadeniz olursa hayırlısıyla yuvalarını yapacağız inşallah. Gençlerin kararına güven olmaz. Asıl karar tecrübe sahibi büyüklerindir. Efendim, ben Selim oğlumuza her konuda kefilim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Ben yokluk içinde kurulan evliliğin sonunu çok iyi bilirim. Hem Nazlı'nın başka talipleri var. Tabii var. Bence siz bu işe pek heveslenmeyin. Selim hem yetim hem öksüzmüş. Nazlı Selim'e varsın da perişan mı olsun? Hem ben kızımı sokaklarda bulmadım. Sen beni katil mi edeceksin? Benden gizli ne işler çeviriyorsun? İmamın karısı Nazlı kızımızla ben konuştum dedi. Bu ne demek oluyor? Anne başka çarem kalmadı. Ha öyle mi? Faça Hasan gibi varlıklı bir adamı bırak, elin çulsuz yetimini al öyle mi? Elin çulsuz yetimine varacağına Faça Hasan'a var daha iyi. Bu böyle olmayacak. Sabah sana haber vereceğim. Düğün hazırlıklarına başlasın. Hem öksüz hem yetim. Hangi yüzle istemeye geldi acaba? Anne ben senin kızın değil miyim? Neden bana bu kötülüğü yapıyorsun? Kötülük değil. İyilik bu nankör. Ama sen nereden bileceksin ki bunları? Evlen de gör diyeceğim ama... Ananın ağzı o sütten yandı bir kere. Bak sesimi çıkarmayayım diyorum. Saat kaç oldu? Bu kız neden kahvaltı masasına gelmiyor? Gelmiyor mu? Benden günah gitti. Boşuna gitme İsmet. Nazlı evden kaçmış. Evden mi kaçmış? Yok canım. Kaçtığını da nereden çıkardın? Not bırakmış. İşte şimdi yandığımızın resmidir. Faça sana ne deriz? Bu kız nereye gider? Kime gider? Hay ben böyle işin ya. Durma öyle bir şeyler yap. Nazlı'yı ara bul. Telefonu kapatmış. Bu kız kime gider Selma? Bulamazsak benim kellem gider haberin olsun. Tabii ya. Kesin o çulsuz yetime kaçtı. Ya kıza bir şey yaptıysa? Hadi durma öyle hemen gidelim. İsmet polise de haber verelim. Hadi. Acele edin memur bey. Namusumuz elden gidiyor. Panik yapmayın hanımefendi.
Burada bekleyin. Vay namus düşmanı. Hayırdır inşallah. Şu yetim haline bakmadan bir de kızımı kaçırıyorsun. Sende hiç mi utanma varlanma yok? Yeter ya. Bir sakin olun artık. Kim kızınızı kaçırdı ya? Ben mi? Delikanlı, kaçırdıysan söyle. Bizi oyalama. İftira efendim. Buyurun bakın isterseniz ya. Girin. Bu kaçırdı. Kim bilir nereye sakladı kızımı? Eğer sen kaçırdınsa ölümlerden ölüm ben. Şşt, sen sakin ol bakayım. Burada biz neciyiz? Yoksa tehdit ve hakaretten içeri alırım seni. Şu haline bakmadan bir de kızımızı istemeye geldin. Amirim, her yere iyice baktık. İçeride kimse yok. Hani %100 emindiniz? Sen de kusura bakma delikanlı. Yürüyün. Kıracaktım Nazlı'nın ayaklarını. Hem akıllanacaktı hem de kaçamayacaktı. Sen de durma öyle. Telefonu sürekli ara. Karakoldan mı? Bulmuşlar mı? Bulundu, bulundu. Façı asan belası bulundu. Kesin Nazlı'nın kaçtığını duydu. Yandık ki ne yandık. Halim amca. Halim amca. Ne oldu? Hocam sormayın başımıza gelenleri. Hayırdır Selim oğlum? Ya Nazlı evden kaçmış. Belki de kaçırdılar. Kızın başını yakacaklar. Rahat ol Selim, rahat ol. Merak etme. Nazlı iyi. Emin ellerden. Kızına sahip çıkamayan adamla iş yapıyoruz. Hasan abi bulacağız. Hem nereye gidecek ki? O zaman eşeği sağlam kazığa bağlayalım. Hasan abi yapma, etme. İmzala şunu. Bir günde borç nasıl ikiye katlanır abi? Senedi imzala, beni yorma. Yoksa kızını bulacağına inanmıyor musun? Kızını bulup getirirsen bu senedin hükmü kalmayacak. Neden bu kadar korkuyorsun? Aç şunu Nazlı. Alo? Alo? Nazlı? Nerelerdesin kızım sen? Neden evden kaçtın kızım sen? Ben iyiyim. Merak etme. Nasıl merak etmeyeyim Nazlı? Sen beni merak edecek olsaydın beni Faça Hasan'a vermeye razı olmazdın. Kızım, ben seni bir an önce evlendirme derdinde değilim. Hem seni Faça Hasan'a neden vereyim? Kızım, ben sana o yetim çocuğa varma diye çıkıştım. Sonra ne yaparsın, ne edersin? Bak annenin haline.
kızına bile hayır olmayan bir annen var. Bu yokluk öyle işte kızım. Kızım, baban üvey. Beni de üvey görme. Eve dönmesen bile ne olur bir eve gel. Yüzünü göreyim, bir hasret gidereyim. Neredesin? Söyle hadi. Tamam anne. O zaman yarın 12'de aşağı sahile gel. Tamam kızım. Saat tam 12'de oraya geleceğim. Sakın babama söyleme anne. Tamam kızım, tamam. Hiç söyler miyim? Kötü mü yaptım acaba? Gelmese miydim? Olsun olsun. O yine de benim annem. Nazlı! Kızım! Anne! Ne yapıyorsun? Nerede kalıyorsun? Kaldığım yer evimizden daha güvenli, huzurlu. Merak etme anne. Seni nasıl merak etmem kızım? Yakaladım seni. Anne. Annen daha ne yapacak kız? Üzerine düşeni yaptı işte. Sen de böylece kapanımıza düştün. Kandırdın beni anne. Kandırmadım Nazlı. Kesin. Yeter artık. Düğüne kadar seni odana hapsedeyim de gör. Hem biz de eşeği sağlam kazığa bağlarız. Faça sana gideyim de bir an önce başındaki dertten kurtulayım. Babam yoktu. Meğer annem de yokmuş. Artık ne olursa olsun. Yürü. Yürü. Hasan abi, gözümüz aydın. Nazlı'yı bulduk. İyi. Ne güzel, bulmuşsun işte kızını. Abi, Nazlı evde. Odasına kapattım. Bir an önce evlilik işlemlerine başlayalım mı? İsmet, ben o defteri kapattım. Kapattın mı? Abi Nazlı. İsmet, senin kız evden kaçmış diye el alemin ağzına sakız olmuş. Ben şimdi onu karı diye eve nasıl alayım ha? Ama abi, onu bul getir demiştin. Senet imzaladık. Anlaşmıştık hani. O anlaşma senin kız milletin ağzına sakız olmadan önceydi. Abi yapma, etme. Ben ne yaparım, ne ederim? Ben bir şey yapmadım İsmet. Sen kendine yaptın. Bir kızına sahip çıkamadı. O borç ödenecek. 10 gün demiştik. Neyse, sana 1 ay vakit. Şimdi ben ne yapayım? Bankamı soyayım. Ayaklarıma kara sular indi. Dön dolaş aynı. Bir çıkış yolu yok. Ah Nazlı. Ben senin hayatını bundan sonra zindana çevirmez miyim? Selma! Selma! İsmet! Kıza gece gece dokunma. Zaten bütün gün odasında kilitli kaldı. İsmet, kızcağız odasında ay susuz perişan oldu. Bir de sen. Vurma baba, tamam. Dövme beni. Artık kaderime razıyım. Affet beni kızım. Ben bir hata ettim. Affet beni. Ama çaresizdim. Faça Hasan borcuma karşılık ya kızın ya canın dedi.
Keşke en baştan benim canım al deseydin. İnsan evladına nasıl kıyar? Kendimi hiç affetmeyeceğim. Bugün Façı Hasan'ın yanına gittim. Canımı al, kızımı benden alma dedim. Ne olacaksa olsun dedim. Sahi mi baba? Helal olsun sana İsmet. Vallahi dedim. İsterse canımı alsın. Tek isteğim kızımın mürüvvetini bir an önce görmek. O zaman huzur içinde ölür giderim. Nazlı'nın mürüvvetini mi? Ömrüm az Selma. Façı Hasan'a söylediklerimden sonra beni öldürmek için artık fırsat kollayacak. Nazlı bir an önce evlenmeli ki Façı Hasan ona da ilişmesin. Peki Nazlı'yı kime vereceğiz İsmet? Şu yetim çocuk vardı ya. Hem Nazlı ile birbirlerini de seviyorlarmış. Olmaz İsmet. O hem yetim hem öksüz. Ben bir sağa sola soruşturayım. Daha münasip birini buluruz. Olmaz Selma. Vakit yok. Hem sevenleri ayırmayalım. Ama İsmet. Aması maması yok. Hemen yetim çocuğa haber salın. Gelsinler istesinden Nazlı'yı. Hem düğünü de çarçabuk yapalım. Kendi aramızda. Sade. Şükürler olsun sana Allah'ım. Akılsız kız, sen niye şükrediyorsun? Façı Hasan'la evlensen bu kadar üzülmezdim. Ama dur daha sen. Önce bir evlenin de senin halini ondan sonra göreceğim ben. Elde yok, avuçta yok. İki çıplak bir hamama yakışır diye boşuna dememişler. Çaresini ararken çare Hızır gibi yetişti vallahi. Allah bereket versin. Allah kazadan beladan sakınsın. Amin. Allah korusun usta. Sipariş çok diye kasada kilo kilo ham altın var. Yanarız vallahi. Ustam, işler iyi olunca patronumuz da bizi fazlasıyla görüyor. Allah razı olsun. Yetime bak sen. Bir de kuyumuzda çalışıyormuş. Selim, boynuz kulağa geçer derlerdi de maşallah sen bana fark attın. Allah razı olsun. Hayırdır usta? Büyük patron senin işlediğin Hürrem yüzüklerinin fuarda gördüğü ilgiyi bir met etti, sorma gitsin. Allah razı olsun. Onlarca mücevherler arasında senin işlediğin yüzükler bir numaraymış Selim usta. Vay yetim vay. Ummadığın taş baş yararmış. Madem misafirliğe geldik, ben bir gençlerin evini gezeyim. Akılsız. Gitti elin yetimine vardı. Sonra başını taşlara çok vuracak ama haberi yok. İsmet'e de kesin bir şeyler oldu. Büyü mü yaptılar ne? Çok şükür Allah'ıma. Her şey rüya gibi oldu. Benim bile aklım karıştı. Şaşkınlığımı hala üzerimden atamadım. Annemin suratı hep beş karış ama. İsmet babamdan bunu hiç ummazdım. Hata ettim derken numara yapıyor sanmıştım ama şaşırttı beni.
Ben bir İsmet babama bakayım. Ona karşı ayıbımız olmasın. Tamam. Kuyumcudaki hazinenin anahtarları elimde. Buyur anneciğim. Abi, 5 dakikaya dediğim yerde olursun değil mi? Baba, bu saatte nereye çıkıyorsun? Hani bu gece sen de bizde kalacaktın? Kızım, acil olmasa hiç çıkar mıyım? Ama işimi bitirir bitirmez geleceğim. Selim, bugün çalışmıyorsunuz. İşiniz tatil değil mi? Tatil, tatil. Rahat olun. Hemen gelirim. Bekle beni, tamam mı? Buyur. Telefonda aceleye getirdin, söylemedin. Geldim işte. Para hazır mı? Para bir saat içinde elinde olur. Merak etme. Ama önce acil bir yere uğramamız gerekiyor. Nereye? Bankaya mı? Sayılır. Selim, çok durgunsun. Bir şey mi oldu? Demek her şey bunun içinmiş. Ne oldu, ne diyorsun Selim? Hazırlan, bir yere gidiyoruz. Gece gece nereye Selim? Yakmadığına göre. Faça Hasan. Korkudan altımı edecektim. Sen miydin? Bana arabada bekle diyorsun. Hiç böyle temiz işlerden bahsetmiyorsun. Sen namuduyla götüreceksin. Bizim önümüze küçücük kemik atacaksın. Var mı öyle 3 kuruşa 5 bakla İsmet? Tamam Hasan abi, orta as. Gel gel, hadi bir an önce bitirelim işi. Temiz iş ha. Anahtarı nereden buldun? Vay, vay, vay. Getirdin Selim? Nazlı çıkma, biraz arabada bekleyeceğiz. Ne için? Neler oluyor Selim? Hayırdır, neler oluyor? Thank you.
Ortada bir iş dönüyor ama. Bu kuyumcu Selim'in geceleri çalıştığı yer. İsmet değil mi o? Ta kendisi. Diğeri de Faça Hasan. Gözün kör olsun İsmet. Zaten bir işe girdiğim belliydi. Demek baştan beri niyetin Selim'in çalıştığı yeri soymaktı ha? İyi bir insan oldu diye seviniyordum. Ah İsmet. Bizi herkese rezil etti. Selim yaptığı şeytanlığın farkına varmasa bizim de yuvamızı dağıtacaktı. Ocağım söndü. Ortada kaldım. Ah İsmet. Kendini de yaktın, beni de yaktın. Ah İsmet. Bir gün olsun gün yüzü göstermedin bana. Hep hayatımı kararttı. Şimdi beni ne hallere düşürdü? Ne yaparım ben şimdi? Nerelerde kalırım? Nasıl yaşarım? Allah darda olanı, yardıma ihtiyacı olanı gözetir. Yeter ki kişi yanlışlarından dönsün. Bizim evimiz her zaman sizin de eviniz. Birlikte güzel güzel yaşarız. Rahat olun anne. Affet oğlum beni. Affet. Allah razı olsun senden. Birlikte güzel güzel yaşarız. Rahat olun anne. Affet oğlum beni. Affet. Allah razı olsun senden. Ama onlar cezalarını çeksinler. O zaman yanlışlarından dönsünler.